Öğrencilerimiz, Müzeler Haftası etkinliğine hoş geldiniz. Dünya kültür mirasının korunması ve müzeciliğin tanıtılması amacıyla. Değerlerini ortaya çıkarmak için katkıda bulunuyoruz. Herkes tabii ki elinden geldiği kadarıyla bu katkıya ya da bu işe emek veriyor. Bütün kültürel mirasımızın korunduğu yer, bütün kültürel miras öğelerinin konduğumuz yer, müzeler. Konuşmamın adı Hititler Kayseri'de. Hititler biliyorsunuz esas olarak Çorum ile anılır. Esas olarak Orta Anadolu'nun ya da Kızılırmak kavisinin içindeki bölgeler ile anılır. Ve Çorum başkentleridir, Boğazköy başkentleridir. Kayseri ile Çorum arası aslında çok da uzak değil. Aslında sorunu şöyle de sormak lazım. Hititler Kültepe'de yaşadılar. Hititler için Kültepe çok özel bir yer. Şöyle ki kendilerini zaten Kültepeli ya da Neşalı diye anan bir halk. Kendi konuştukları dile Neşaca diyen yani Kanişçe diyen bir halk. Ama bizim Kültepe'de yapılan kazılarda özellikle de tam Hitit İmparatorluğu dönemine denk gelen dönemde Kültepe'de bir yerleşim yok. Dolayısıyla da Kültepe ile ilişki kurmak istemeyen Hititologlar başta olmak üzere yani Kültepe'de Hititler yok. Dolayısıyla nasıl bir ilişki olabilir diye soru sorabiliyorlar. Ama Kültepe'deki Hitit izleri belki Anadolu'daki hiçbir merkezde yok. Ve hatta sadece Kültepe değil, Kültepe çağından sonra ya da bizim tüccarların döneminden sonrasında Hitit dönemine denk gelen yıllarda Kayseri'deki Hitit anıtları, Kayseri'deki kalıntılar başka bir yerde yok. Başta Çorum olmak üzere, tabii ki Çorum'daki başkent Boğazköy var, tabii başlı başına o her şeyi ispatlıyor ama onun ötesinde Çorum ilinde, ili sınırları içinde, hatta Amasya, Yozgat, hatta Ankara, Çankırı sınırları içinde Kayseri'deki Hitit anıtları, Hitit eserleri kadar eser yok. Şimdi burada bir paradoks çıkıyor tabii karşımıza. Nasıl olabilir? Nasıl Kültepe'de o zaman insanlar neden yerleşmedi diye bir soru sorulabilir. Aslında çok ciddi Hitit izleri var. Hatta yazılı kaynaklardan biz bunları çok net olarak görebiliyoruz. Örnek olarak burada bir tablet parçası var. Hititlerin ilk kralı olarak kabul edilen Anitta'nın yıllığını içeren ya da yıl anılarını içeren bir tablet parçası. Bugün Ankara Müzesi'nde ve İstanbul Arkeoloji Müzelerinde sergilenmiyor, korunmakta olan tabletler bunlar. Ve buralardan başlayarak yani ilk Hitit kralının anılarından başlayarak ne kadar bu Kültepe, Boğazköy ya da Hititler arasındaki bağ nedir onu görebileceğiz.